İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. İtikat Bilgileri. Hak Teâlâ kullara ettiğinden çok şefkat, peygamberler gönderdi aleyhimüs salavat. Bunlarla doğru yolu gösterip kullarına, çağırdı onları hep sevgi ve rızasına. Yani razı olduğu, sevdiği bir yer olan cennete davet etti kurtulup bu dünyadan. Onun bu davetini kim kabul etmez ise, ne kadar ahmaktır ve zavallıdır o kimse. Bütün peygamberlerin Allahü Teala'dan getirdiği haberler doğrudur, olmaz yalan. Akıl, hakkı, doğruyu bulmaya yarayan bir alet ise de fakat noksandır, tam değildir. Doğruyu tek başına bulamaz yani akıl. Peygamber gelmesiyle tamamlanmıştır asıl. Peygamberlik nuruyla o ancak görebilir. O ışık olmadıkça hep yanlış karar verir. Nitekim gözümüz de görmüyor karanlıkta. Görebilmesi için ışık lazım ona da. Onların gelmesiyle akıl tamamlanmıştır. Kullara bir özür ve bahane kalmamıştır. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam, Habibullah ile de nübüvvet buldu hitam. Hepsine iman edip tasdik eylemeliyiz. Hepsini masum yani günahsız bilmeliyiz. Birine inanmamak inkardır tamamını. Çünkü söylemişlerdir hepsi aynı imanı. İsa aleyhisselam ölmeyip şimdi sağdır. Dünya hayatıyla cennette hayattadır. Yahudiler öldürmek istedi onu ancak Allah göğe kaldırdı onu diri olarak. Kıyamete yakın bir zamanda gökten Şam'a inip tabi olacak bu dine, bu İslam'a. Melekler Rabbimizin kıymetli kullarıdır. Onların da içinde peygamberleri vardır. Onlar vahiy getirir ya sair meleklere yahut insandan olan bütün peygamberlere. Emrolunduklarını yapar, isyan etmezler. Emin olduklarından yanlış iş işlemezler. Gökten inen kitap ve sahifeleri de hep onlar getirmiştir ki doğrudur hepsi elbet. Yemeye ve içmeye yoktur ihtiyaçları. Evlenmeleri yoktur. Olmaz hiç çocukları. Çünkü yoktur onlarda erkeklik ve dişilik. Hep itaat ederler. Yapmazlar hiç gevşeklik. Bütün bunlara rağmen İnsanların yükseği en üstün melekten de olur yüksek ve iyi. Çünkü insan
nefis ve şeytanla savaşıyor. İhtiyacı var iken böyle çok yükseliyor. Yüksek yaratılmıştır onlar ise bilakis. Hem de yoktur onlarda ihtiyaç, şeytan, nefis. Onlar tesbih ve takdis etseler de pek fazla, insanlara mahsustur cihad etmek ihlasla. Yani dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Sırrı-i Sakati Kuddüs-i Ruh buyuruyorlar ki, gerçekten Allah-u Teala'dan korkan, halinin ne olacağını ve nereye varacağını bilinceye kadar yemesini ve içmesini terk eden ve uykuyu bırakan kimsedir buyuruyor Sırrı-i Sakati Kuddüs-i Ruh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Selamun aleyküm inşallah. Aleyküm selam, aleyküm efendim. Selam efendim. Buyurun. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Ellerinizden öperim. Estağfurullah. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Hocam iki gün önce bir tane kızım oldu. Cenab-ı Hak salih ailesi. İki tane kızım daha vardı. Üç tane oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Üç kızı olana cennet müjdeleniyor. Yetiştirir, ehline verirse. Allahu Ekber. İnşallah. Hatta Eshab-ı Kiram'dan bir zat diyor ki benim diyor bir tane olana da buyuruyor. Maşallah. Bir tane bu sabah biri geldi dedi. Ne oldu dedim, kız oldu. Dedi o zaman rahmettir. Dedim niye? Dedi erkek olursa nimet, kız olursa rahmet dedi. Genellikle öyle söyleniyor. Efendim her ikisi de evlattır. Hayırlı olsun, mübarek olsun, salih eylesin. Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hocam ben Şafii mezhebine göre gidiyorum. Hı hı. İki senedir sizi dinliyorum. Eğer sizi dinlemeseydim vallahi şimdi mezhepsizin önde gideni olurdum. Estağfurullah. Hocam sizi dinleye artık tamam dedim. Herhalde kessin artık, tam ikna oldum. Şimdi bu sefer başka bir şey çıktı hocam. Ben Mersin'de yaşıyorum. Şırnaklıyım ben. Evet efendim. Hocam burada yani böyle özellikle elleme konusunda yani biz bayan ellediği zaman... Şey kırılıyor ya. Abdest gidiyor. Evet efendim. Evet. Şimdi hocam ben Hanefi mezhebine geçmek istiyorum. Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı ya da ne yapmam lazım? Bunu bana söylemenizi istiyorum. Estağfurullah. Bir şey sorayım. Bir dakika. Şafii mezhebinin inceliklerini, ilmihal bilgilerini öğrenemiyor musun? Şafii ilmihali var. Vallahi var, doğru söylüyorsunuz. Ama yaşarken zorluk çekiyorsunuz herhalde. Hem vallahi yaşamak konusunda çok zorluk çekiyorum. Şimdi o konuda bir çıkış yolu bildirmiş. Yani Şafii mezhebini terk etmenizi arzu etmeyiz. İmam Şafii Hazretleri rahmetullahi teala aleyh senden de benden de davacı olur. Yarın mahşer gün derse ki sen niye böyle aynı şekilde benim mezhebimi, içtihadımı... bırakmak isteyenlere hemen kolaylık gösterdin deyiverirse sen de ben de ikimiz de zora gireriz. Ben de derim ki İmam Hanefi Hazretleri bana daha kolaylık göstermiş, Allah razı olsun. Dinimiz gelmiştir, gidin ondan sonra diyeceğim. Tamam, onlar merhametlidir, şefaat ederler de. Fakat din büyükleri yani bu dört mezhebin de hayat bulmasını, devam etmesini istiyor. Evet, ben hep sizden bunu duydum, evet. Ama bir çıkış yolu var, onu söyleyeceğiz efendim. Buyurun. Tamam hocam, bir sorum daha vardı. Tabii. Hocam ben normalde yani bu sonuçta memleket meselesidir. 16 Nisan'da işte geçen dün akşam da ben kendim de videosunu iki kere de izledim. İnanamadım. Bir tane eski milletvekili diyor işte 16 Nisan'la ilgili hadis var falan dedi. Ya ben ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Ben yani evet diyeceğim zaten ama öyle dedikten sonra bir de dindar yani öyle... ben Mustafa Hoca daha iyi bilir bu konuları. Medyayı o daha iyi takip ediyordur. Sağ olun. O da iyi biliyor ama ben çok şaşırdım. Bu konuda da düşüncelerinizi, fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden efendim. Aldım. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah efendim. Dua ediyorum tekrar. Peki efendim. Hayırlı Allah günler razı olsun. Efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Size de hayırlı cumalar efendim. Buyurun. Hocam benim durum şöyle. Gözüm görmüyor. Felçim. Aynı zamanda diyalize giriyorum ben. Şimdi meslek taklidi için ben teemmüm alıyorum mesela. Maliki taklit ediyorum.
Yalnız şu sıkıntı şöyle. Kanama oluyor mesela şeyde, deliz çıkışında. Onun için pansuman yapılıyor. Ama hafiften bir kanama oluyor. Ben onun için taklit ediyorum. Tabii tarihte de annem yardım ediyor bana. Öyle yapıyorum. Benim sorum bu. Bir de şey duydum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum da. Mesela ben bandı çıkardığım zaman tekrar harfiye mi göre hareket edeceğim yoksa manikeye göre mi? Benim sorum bu. Devam et sen. Maliki'yi taklit etmeye devam et. Çünkü necaset konusunda Maliki mezhebi diğer üç mezhepten daha aynı şekilde rahat bir kavli var. Ona göre hareket dersin. Tamam. Peki. Hocam işrak şey kasinize yayınlanıyor. Yalnız mekruh vakit olarak öğlenle akşamın önü nasıl hesap edeceğiz? Onu merak ettim. Yok yok, o zor bir şey değil. Öyle yarım saat kalan mikrof vakit. İkindiği de işte 50-55 dakika kal, akşama da 50-55 dakika kaldım mikrof vakit. Tamam? Tamam. Peki. Hocam bir son sorumda ben markaya göre hani temmim yapıyorum ya. Hı-hı. Benim elim kalkmıyor mesela. Sol elimle yapıyorum ama sol elim tam böyle dört dörtlük yüzümü mesela hiç yapmıyor. Sulamıyor yani. Onun için sol elimle böyle komple elimi tekrar 3-4 kere üstünden geçsem. Olur. Olur. Tamam hocam. Sağ peki olun. Efendim. Peki teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederiz size de. Buyurun efendim. Hocam öncelikle iki tane erkek evladım var. Onlar için dua istiyorum. Cenab-ı Hak salih saliha eylesin. Ahir zaman fitnesine muhafaza buyursun. İmanını muhafaza etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin. Amin. Hocam ben çocukluğumdan beri dinliyorum sizi, şu an 32 yaşındayım. Çok şükür ehl-i sünnet itikadı yolu üzerinde olduğumu düşünüyorum, yani uygulamaya çalışıyorum hepsini. 10 yıldır da diş dolgum var. Maliki mezhebini taklit ediyorum ama etrafımdaki insanlara anlatamıyorum hocam. Abim olsun, ablam olsun. Bu konuda içim yanıyor, böyle söylüyorum, inanmıyorlar. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Kitap da verdim kendilerine. İslam ahlakı kitabından. Vazifeni yapmışsın. Peki birlikte bazı zamanlarda cumalarda falan Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Okuyun. Ayrılmayın. Kur'an-ı Kerim okudukları zaman böyle diyor mi? İçim yanıyor. Allah'ım diyorum, sürekli dua ediyorum. Bunların kalbini de çevir diye. Bir de etrafımdaki komşularıma şimdi diş dolgusunu bilmeyenlere söylüyorum. İnanmıyorlar. Hiç bilmeyenlere diyorum ki acaba söylesem mi, söylemesem mi, anlatsam mı, bana inanır mı, inanmaz mı, vebalde kalır mıyım? Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım hocam. Peki efendim. Onlara da kitap veriyorum elimden. O kadar. Tamam. Kitap verince emir maruf yapmış olursun. Bir de bir sorum daha vardı. Bu birkaç tane kuruluş var böyle bildiğim kadarıyla da, bir havuz oluşturuyorlar ev almak için, hani bu hanımların gün yaptığı gibi oraya para toplanıp her ay birisine ev almıyormuş. Öyle bir sistem varmış. Buraya katılmak doğru mudur? Değil. Peki efendim. Peki teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam. İlk dinleyicimiz. Ben de aslen Şırnaklıyım, Mersin'de yaşıyorum şu anda dedi ama tabii dedi bir güçlük çekiyorum dedi. Yani kadınlara el değmez sebebiyle abdest bozuluyor. Ben de Hanefi'ye geçebilir miyim? Efendim şimdi Şafii mezhebinden Hanefi'ye ve Hanefi mezhebinden Maliki mezhebine, Maliki mezhebinden Hanbeli mezhebine geçişte herhangi protokol yok. İzin de yok. Yani izin de yok derken herhangi bir yerden izin alma yok. Yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Kitaplar açık net bir şekilde. Baktım ben Hanefiyim. Annem babam Hanefi. Gitmişiz mesela diyelim ki Fas'ta. Çocukluğum orada geçiyor falan. Ama Hanefi mezhebini öğrenme imkanım yok. Maliki mezhebini öğreniyorum. Tamam, Maliki mezhebini öğrendim. Ona göre ibadet yapıyorum. Problem yok. Efendim işte annem Şafii, babam Hanefi. Ben hangi mezhepten olacağım? Hangisini öğrenirsen onu olacaksın. O kadar yani. Şimdi mesela bu dinleyicimiz Hanefi İlmihal kitabını alıp namazını, kusurunu, abdestini oradaki farz uyarak yaptı bitti. Hanefi mezhebine göre hareket etmiş olur. Mesele bitiyor.
Yani bir kimse de gitse Şafii ilmi hala alsa, oradakiler alsa okusa, oraya göre ibadetse İmam Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şekilde amel etmiş oluyor. Yani orada herhangi problem ve sıkıntı söz konusu değil. Ama Ehl-i Sünnet alimleri, yani dikkatle mesele bakılıyor. Mümkünse mesela diyelim ki Hanefi mezhebinin şartlarını, ilmihal bilgilerini veya Maliki mezhebinin ilmihal bilgilerini, Hanbeli veya Şafii mezhebinin ilmihal bilgilerini öğrenme imkanı, sorup araştırma imkanı varsa, yani başka bir mezhebe geçmesini uygun görmemişler. Tasvip de etmemişler. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri Şafii mezhebindeyken İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin rüyasında görüyor. Diyor ki bizim yolumuz unutulmak üzere. Ona destek verseniz. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri kendisi ve talebeleriyle Hanbeli mezhebin İmam Ahmet bin Hanbel İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin mezhebine geçiyorlar. Böylece biz okuduğumuz kitaplarda Ehl-i Sünnet talimlerine dikkat ettik. Bu dört mezhebin, amelde dört mezhebin hayatiyetini devam ettirmesini arzu etmişler. Bunun için mesela Tam İlmi Hasenette bir kitabını hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi, mesela Evlad-ı Rasul'den de, yani Kuzey Irak'ta olanlar var, Türkiye'de olanlar var, Seyitler ve Şerifler var. Onlarda müracaat edenler var. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'yi tanıp, mesela aynı şeydir, radyoda program müdürlüğü yapan, Allah rahmet eylesin, Vehbi Arvas abimiz vardı, Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani, yani Seyit Fehim Arvasi Hazretleri'nin direkt torunlarındandı. O da aynı şekilde izin istiyor falan, izin vermiyorlar. Ne için izin istiyor? Yani Şafii mezhebinden Hanefi'ye geçeyim diye. Hatta rahmetli Vehbi abi dedi, hocamızdan için, Hüseyin İlmi Efendi'den için rahmetullahi aleyh. Yani dedi bir de Şafii İlmihal'i yazmış olsaydı. Çünkü tam İlmihal Hanefi mezhebini çok mükemmel yazmış hakikaten. Öyle bir İlmihal şu anda Şafii mezhebinde hakikaten boşluk var. Bir de yazsaydı, ama onlar kendi arzularına, isteklerine göre hareket etmiyorlar. Hatta Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn-i Abidin'i yazan zat aslında Şafii mezhebindedir. Hocası Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri emir vermiştir. Hanefi mezhebi fıkıh kitabını Dürül Muhtar'ı şerh ediyor Reddül Muhtar olarak. Yani hocasının emriyle yapıyor onu. Ya dolayısıyla onlar emir ve izinle hareket ederler. Kendi kafalarına göre kitap yazmazlar. Şimdi derler ben bir kitap yazayım falan. Bir zamanlar böyle deyince TGRT'nin ilk yıllarındaydı. Daha sabah sabah birisi telefon açmış. Ben dedi bir din kitabı yazacağım falan dedi falan. Başladı adam şey yapmaya falan. Biraz dinledikten sonra dedim sen namaz kılıyor musun? Yok dedi. peki dedim ya kitaplarda yazıyor. Kendisine faydası olmayanın başkasına hiç faydası olmaz. Ben başkası istifade etsin diye yazıyorum. Senin kendine faydan yok ki yazdıklarından başkası istifade etsin. Çünkü amel edersen yazdıkların ve söylediklerin tesir eder. Yoksa yani inanmadığın şeyi söylüyorsun, tesir etmez o. İnanıyorsan karşıdan aynı şekilde o cevap bulur, tesirli olur. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri kendi kafalarına göre hareket etmezler. Her birine Cenab-ı Hak bir ihsanda bulmuş. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh bugünkü dile aktarıp da yayınladığı kitaplardan bir tanesi Harput-i İshak Efendi'nin Diyâül Kulüp kitabı. Mesela ben merak ederim niye tercih ettiler onu? Niye yayınladılar onu? Yani bugün misyonerlere yani müthiş bir cevap o. Müthiş bir cevap. Başka bir şeye gerek yok. Onu önlerine koyduğun zaman kaçıyorlar zaten. Onun İngilizcesi, Almancası, Fransızca, dünyanın her tarafına da gidiyor şu anda. Diyâül Kulüp kitabı. Şimdi mesela ben o kitabı okurken baktım. Allah Allah. Cenab-ı Hak Harput-i İshak Efendi rahmetullahi teala aleyh onun için yaratmış. Çünkü kolay değil. Yani kendin de biraz kitaplarla meşgul olduğun için yakinen biliyorsun. Öyle kitap yazmak, kitap hazırlamak kolay bir şey değil. Bir de bu zat oturuyor. Şimdi ellerinde, Hristiyanların ellerinde mevcut olan işte Matta, Markos, Yuhanna, Luka dört tane İncil var. Bunların her birini tetkik ediyor. Aralardaki tenakuz yani çelişkileri buluyor. Takır 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 hepsini sıralıyor, koyuyor. Zaman ister. Ondan sonra bilgi ister ve önlerine koyuveriyor. Ha Cenab-ı Hak Harput-i İshak Efendi'yi de bunun için aynı şekilde yaratmış. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri her biri bir vazife alıyor. Hangi şey içinse onu aynı şekilde devam ettiriyorlar. Şafii mezhebinde olup da hani imkanı yok. Hani Şafii İlmihal kitabı yok ve böyle bir şey yok. Hangisini öğrenecek? Hanbeli geçer. Hanefi mezhebini geçebilir. Mesela İstanbul'a gelmiş. Bizim doğudan, güneydoğudan gelmiş. Bazen dinleyicilerimiz giriyor. Ben dedi çocukluğumdan beri buradaydım dedi. Konudan, komşudan, namaz. Onlardan gördüm. Baktım ki dedi annem babam Şafii ama benim yaptıklarım dedi hiç alakası yok. Ben dedi Hanefi olmuşum. Tabii Hanefi olmuş. Yapacak bir şey söz konusu değil. Tekrar öğrenmesi zordur. Ya, bu dinleyicimiz anladığım kadarıyla belli bilgisi var. İlmihal bilgisi de var. Peki ne yapsın?
Gusül, abdest ve namazda Hanefi mezhebini taklit etsin. Gusül, abdest alırken niyet ettim, gusül, abdest alırken. Şafii mezhebine göre alacak yine. Sadece niyet ederken Hanefi mezhebine uymaya diyecek. Ondan sonra abdest alırken de aralarında bir fark yok. Efendim yüzü yıkarken, tamam yüzü yıkarken de niyet ettim abdest almaya, Hanefi mezhebine de uymaya. Şafii'den çıkmıyor. Namaz kılarken de aynı şekilde bir değişiklik söz konusu değil. Aynı Şafii mezhebindeki namazları kılacak, niyet ettim işte namaz öğlenin ikindinin neyse farzını kılmaya, Hanefi mezhebine uymaya dedi. Peki ne olacak o zaman? Ha, birisi eline değdiği zaman, bir yabancı kadın eline değdiği zaman abdesti bozulmayacak. Çünkü Hanefi de bozulmuyor. Niye? Çünkü İmam Hasan bin Hanif Hazretleri'nin iştahında uyuyor. Gusül, abdest ve namazda. Yarın bunun gusül, abdesti ve namazı mizana yatırıldığı zaman İmam Hasan bin Hanif Hazretleri sahip çıkacak. Peki bir de orada şey ölçüyü bilmesi gerekmiyor mu? Çünkü birinin yapın dediğini diğer mezhep yapmayın diyebiliyor. Mesela Şafiler otururken şehadet parmaklarını kaldırıyorlar namazda. Ha. Hanefi mezhebinde bu mekruh, yasak. Mezhep taklit derken sadece Hanefi mezhebinin farz dediklerini yapacak. Bir de Hanefi mezhebinin guslü, abdestli namazı bozar dediklerinden sakınacak. Diğer mekruhlarda, sünnetlerde kendi mezhebine tabi. Evet. Problem yok. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, dünyalık için üzülmeye değmez. Dinimize hizmet ederken, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe muhafaza altındayız. Bu muhafaza, imanı korumak demektir. İbadetler, imandan sonra ikinci sıradadır. Oradaki emirlerde, yasaklarda her insan hata edebilir. Ama bu birlik ve beraberlik içinde olanların imanı muhafaza altındadır. Onun için çok şanslıyız. Dine hizmette iki türlü insan çalışır. Biri hem ücretini alır hem de ahirette ecrini, mükafatını alır. Bir kısmı da yalnız burada ücretini alır. Ahiretteki ecre, mükafatı talip olmalı. Herkes rızkını bir şekilde alıyor. Asıl mükafat öbür taraftadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda en büyük müjdeyi vererek, "Dünyada kim kimi severse ahirette de onlarla beraber olacaktır." buyuruyor. Biz bu büyükleri, ehl-i sünnet alimlerini çok seviyoruz. İnşallah onlar da bizi kabul ederler ve orada da beraber oluruz. Bir adamcağız diyordu ki, "Benim de hanımımın da gözlerimiz görmüyor. Küçük hasta bir çocuğumuz var. Tedavi için her ay İstanbul'a getiriyorum. Gece havalimanında bir yerde yatıyorum ve küçük oğluma sarılıp yatıyorum. Kaybolursa bulamam diye korkuyorum. Hiç maddi imkanım yok. Birileri yardım ediyor, bir şekilde tedavi devam ediyor." Gözyaşları içinde dinledik. "Ya Rabbi, ne imtihanlar var. Bizim neyimiz eksik de neyimizden şikayet edeceğiz? Allahü Teala kaldıramayacağımız yüklerle bizi imtihan etmesin. Çok büyük nimetlere kavuştuk." İmam Rabbani Hazretleri buyurdu ki, "Dünya işlerinin bozuk gitmesinden ve halinizi toparlayamadığınızdan hiç sıkılmayınız. Çünkü dünya işleri üzülmeye değmez. Bu dünyada olan her şey geçecek, yok olacaktır. Allahü Teala'nın razı olduğu şeylerin arkasında koşmak lazımdır. Güç olsa da, kolay olsa da bunları yapmaya çalışmalıdır. Aranılacak, gönül verilecek Allahü Teala'dan başka hiçbir şey yoktur. Geçici, yok olucu şeylere gönül vermek pek yazık olur. Bu yolun büyüklerine olan sevgiyi, dünya ve ahiret saadetinin sermayesi biliniz. Bu sevginizin artması için Allahü Teala'ya dua ediniz. Bu sevgi insanın İslamiyete uymasını kolaylaştırır. Kalbin her an Allahü Teala ile olması bu sevgiyle elde edilir. Eğer dünyanın bütün sıkıntılarını kalbe doldursalar, bu sevgi bulunursa hiç üzülmemelidir. Küçük çocuklar, bebekler niçin çok sevimli olur? Onları koklayınca ruhumuz neden ferahlar? Çünkü onlar günahsızdır. O günahsızlığın verdiği temizlikten dolayı onların cennet kokusuna doyulmaz. Peki bu büyüklerin, evliya zatların yanına gidildiği zaman niçin hiç ayrılmak istemeyiz? Onların yüzüne baktığımız zaman niçin içimiz ferahlar? Çünkü onlar da günahsızdır. Yani günahsızlar seviliyor.
Tevekkül etmek çok önemlidir. Çünkü tevekkül imanın bir parçasıdır. Mesela çocuğumuz doğacağı, dünyaya geleceği zaman eli ayağı düzgün mü, aklı yerinde mi, sıhhatli mi diye düşünülüyor. Bunlarla alakalı herhangi bir tercih hakkımız var mı? Ben bunu beğenmedim, geri gönderiyorum diyebilir miyiz? O anda Allahü Teala'ya teslim olmaktan başka çaremiz yoktur. Ya Rabbi, sıhhatle, aklı selim sahibi, iyi huylu, hayırlı bir evlat ihsan et diye dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Cenab-ı Hak ne gönderdiyse ona razıyız. Biz orada bir hiçiz. O hiç olma hissini duymak da bir nimettir. Çünkü bu nefs, şeytanla beraber her dakika, her saniye, sen çok önemli adamsın, her şeye sen karar verirsin diyor. Kibre, ben dedirtmeye uğraşıyor. Bütün gayesi o. Bebek doğacağı zaman insan acizliğini zerrelerine kadar yaşıyor. Bize bir ders oluyor. Allahü Teala, ben kulumun kaldıramayacağı yükü ona yüklemem buyuruyor. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, kaldıramayacağımız yükleri bize, ailelerimize, hiçbirimize vermiyor. Çok büyük bir merhamet bu. Bebeğine şefkatle sarılan, emziren annenin halini görünce çok ümitlenip seviniyoruz. Peygamber Efendimiz Allahü Teala 100 merhametinden birini mahluklarına verdi. Bu sebeple anne evladına şefkat eder, hayvanlar yavrularını sever ve bütün mahluklar birbirine merhamet eder buyuruyor. Allahü Teala merhametinin %99'unu ahirette mümin kulları için ayırdı. İnsan ve hayvanlardaki merhamet de hepsi o %1 merhamettendir. Annenin o anki o merhamet ve o şefkat halini görünce kurtuluş ümidimiz artıyor. Çünkü o zerre merhameti, o şefkati görünce Cenab-ı Hakk'ın ahirette mümin kullarına ayırdığı o muazzam merhametten biz de faydalanırız diye seviniyoruz. Ondan başka da tutunacak bir şeyimiz yok. Bu aşka düş oldum, aşk ateşiyle kül oldum. Yandım yandım, külhan oldum. Aşkından dolanıyorum, külhan gibi yanıyorum. Allah'a yalvarıyorum. Zincir tutmaz, burkan tutmaz. Aşk ateşi bu candan çıkmaz. Yanar yanar, yüreğim tütmez. Aşkından dolanıyorum, külhan gibi yanıyorum. Allah'a yalvarıyorum, Allah'a yalvarıyorum, Allah'a yalvarıyorum. Allah'a yalvarıyorum. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim şimdi dinleyicimizin ikinci bir suali var da. Halk arasında bir tabir var. Kork Allah'tan korkmayandan diye. Ne demek o? Ya Allah'tan korkusu olmadıktan sonra adam her şeyi uydurur. 16 Nisan'dan ayı çekildim. Adam hadis uydurmuş, ayet uydurmuş falan. Kendine göre işte bu ayet bunu diyor. Her asırda böyle sahtekarlar hep çıkmıştır. Hep sıkmıştır. Bunun tek bir ilacı var. Onun için biz ısrarla diyoruz ki Hakikat Kitabı'nın yayınladığı kitaplar mutlaka okunmalı. Okunursa ne olur? Ha, okunursa elinde ölçü olur. Böyle birisi konuşsa sız dersin, sahtekar herif, geçer gidersin. Yani. Cevap versin yani. Hemen reddedersin. Ama elinde böyle bir ölçü yoksa acaba falan zaten altyapında göçük olduğu için adam seni tokatlar gider. Dolayısıyla şimdi 16 Nisan'da mani olmak için. Şimdi bir düşünmek gerekir. Buna kim karşı? Avrupa Samarkası, yani bütün aynı şekilde gayrimüslimler, kafirler hepsi karşı değil mi? Ya o zaman aklı başında olan bir Müslüman oturup da düşünür. Demek ki bu memleketin ayrımıdır yani. Bunlar niye karşı? Demek ki bu memleketin ayrına bir şey olacak. Memleketin ayrına bir şey olacak ki adamlar karşı tavır koyuyor. Yani bütün güçlerini ortaya koyuyor. Türkiye'yi bir sağdan bir soldan boyuna yapıyor. İçeride satın aldıklarıyla aynı şekilde hareket ediyor falan. O zaman insan oturup bir düşünmesi lazım. Zaten şey itibariyle de
Gerçi bizim bu programımız bununla alakalı değil de şeyde rahmetli Özal, ona sormuşlar nasıl muvaffak oluyorsun falan diye. O zaman bir neydi, bir parti daha vardı, CHP miydi neydi falan, onun başında bir adam vardı falan. Ona gidiyorum diyorum ya, ben böyle böyle işim, o olmaz dediği zaman gidip yapıyordum demiş, tamam mı? Çünkü adamın aynı şekilde memlekete hayırlı herhangi bir şey yapma durumu söz konusu değil. Dolayısıyla yani bir din düşmanının karşı çıktığı hadise demek ki hayırlıdır. Memleketin hayırlıdır. Dolayısıyla bu tip söyleyenlere, hele böyle hadis uyduruyoruz falan, mutlaka aynı şekilde araştırdığı zaman, mutlaka araştırıldığı zaman böyle hadisleri falan uydurduysa, cibilliyetinde bir bozukluk vardır bunun. Veyahut da satın almıştır parayla. Tabii tabii, bunlar operasyon adamıdır büyük ihtimalle. Tabii canım, tabii. Yani böyle bir hadis uydurarak Müslümanları tersi yöne sevk etmek. Vazifelidirler. Evet, vazifelidir. Vazifelidirler. Bunlara itibar etmemeli. Efendim, diğer dinleyicimiz dedi, ben de amayım, feşliyim. Malik mezhebin taklidi diyorum. Gözü gören ve sağlam olanlar düşünsün. Kimse muaf değil İslamiyet'ten. Ama olduğu halde gayret ediyor. Malik mezhebin taklit ediyorum diyor. Hem de felçli. İşte kanaman falan oluyor. O kanamanın abdestini bozmaz Malik mezhebinde. Teyemmüle tamam. Bantı çıkarın dedi. Yani dedi şimdi dedi, bir şey var dedi. Ben dedi tekrar Hanefi'ye geçeyim. Yok, geçmesine gerek yok. Zaten felçli olmaz sebebiyle necasetten sakınması mümkün değil. Malik mezhebin taklidi devam etsin. Peki dedi şeyle, sağ el herhalde fazla hareket edemiyor, tutamıyor. Sol elle dedi yapsın. Onu da tam yapamıyorum. Olsun. Çünkü Allah-u Teala herkese ne kadar güç kuvvet verdiyse onu ister. Fazlasını değil. Fazlasını değil. Herkese ne kadar verdiyse o kadar ister. Mesela ayakta duramıyor, oturarak. Ha, efendim işte ayakta kılsaydın falan. Ya benim ayakta kılmam, oturarak kılmam, yatarak kılmam değil. Ya. Allah-u Teala buyuruyor ki bu kulum benim emrime kıymet verdi. İster oturarak, ister yatarak, ister ayakta, fark etmez. Allah-u Teala'nın hoşuna giden o. Kıymet vermek, değer vermek. Efendim ben hastayım, kalkamıyorum. Yattığın yerde. Allah-u Teala onu da göstermiş. Kulların her halini Cenab-ı Hak biliyor. O yarattı çünkü. Bunlar hastalanır, felç geçirir, ama olabilir. Ne bileyim, ellerinde yara çıkabilir, yıkayamayabilir. Her halükarda onların nasıl ibadet yapacağını bildirmiş. Önemli olan dini bildirdiğine uymaktır. Kendi kafamıza göre değil. Mesela ilk dinleyicimiz dedi, ben dedi hani Tekeret FM dinlemek suretiyle mezhepsiz olmaktan kurtuldum dedi. Yani biz bu dinleyicimiz aynı şekilde bunu böyle söylediği bir şey demedik. Ben dedi böyle zikzak çiziyordum dedi. Hakikaten dedi, şimdi kendi toparladım. Şimdi Hakikat Kitabı'nın kitaplarında mesela o Faideli Bilgiler kitabını çok dikkatli bir şekilde okuyan bir kimse, o piyasada işte ahkam kesen bilmem ne kesenlerin cibilliyetini, ciğerini öğrenecek. Bakacak, aa diyecek, bu sahtekarın teki. Bu adam bir yerin maşası. Bu adam bir yere satılmış. Hemen anlayacak. Rahatla anlayacak. Çünkü bilgin varsa görüş ufkun da ona göredir. Yoksa elge bilgi olmayınca her külahlıyı aynı şekilde, her sarıklıyı on sana allame zannedersin. Olmaz o. Ya geçen bir arkadaşım birisi anlatıyor da, bir talebesi gelmiş ziyaret diyor falan, diyor ki emek verdim diyor. Bir sürü talebe yetiştirdim ama diyor. Hem de medresede ha. Sonra bunların hepsi Vehhabi oldu diyor. Emeklerim zahir. Yani şimdi Vehhabiliğin ne olduğunu, mezhepsinin ne olduğunu bilmezsen onlara aynı şekilde kürek çeker gidersin. Allah bana muhafaza buyursun. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Ben dedi hani senelerdir dedi dinliyorum. Kitapları da almış, okuyorum da. Ama dedi anlatıyorum, kimse beni dinlemiyor. Merak etmesin canım, bizi de dinle. Dinleyip de seven, dinleyip de seven de var. Hani seven var, seven de var. İtiraz eden de var, hakaret eden de var. O şekilde hakaretten doğru. Ama biz bildiğimizden geri durmayacağız. Allah-u Teala bize bu imkanı vermiştir. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Kitapları yaymaya devam edeceğiz. Okuyan okur, dinleyen dinler. Seven sever, söven de söver. Tercih kendilerine aittir. Yarın ahirette hesabını kendileri verecek. Onun için üzülmesin. Bu dinleyicimiz de üzülmesin. Emr-i Maruf'a devam etsin, duaya da devam etsin. Bakarsın hiçbir belli olmaz. 10 sene öyle gider, 10 sene sonra aa der ya. Bu kızcağız size anlattıydı. Meğer hakikat buymuş. Maksat bir kişinin de cehennemden kurtulması için uğraşmak. Yani şimdi dinleyicimiz diyor ki, ben diyor hani bu dinlediklerimi anlatıyorum, kimseye inandıramıyorum. Yani biz de kendimize misal veriyoruz. Ya ben invatif ilahiye çıkışlıyım. Ondan sonra milli eğitimde, invatifte ve liselerde aynı şekilde vazife gördüm.
Yani din dersi öğretmeni. Din dersi öğretmenliği. Hani kısmen de Diyanet'te ama uzun süre Diyanet'te kalmadım. Diyanet'e geçmek istedim, sonra vazgeçtim. Ondan sonra da Allah-u Teala nasip etti. Türkiye Gazetesi'nde o dini sayfanın hazırlanış o ekipteydim. Sonra TGRT kuruldu. TGRT FM. TGRT'te huzura doğru. TGRT FM'de işte İslam ve toplum. Senelerdir bunlarla meşgulüz. Cenab-ı Hak öyle ihsan etti. Sonsuz şükürler olsun. Bunu ailem de biliyor, akrabalarım da biliyor, biz tanıyanlar da biliyor. Bize de hoca diyorlar. Ama arkasında diyor ki sen çok ileri gidiyorsun. Onun için dinleyicimiz üzülmesin. Dinleyicimiz üzülmesin. Hani diyorsa ki hani benim etiketim yok onun için dinleniyor. Bir alakası yok. Kalpleri çeviren Cenab-ı Hak. Kalpleri çeviren Cenab-ı Hak. Bunun etiketle metiketle falan bir ilgisi yok. Etiketle metiketle ilgisi yok. Hani hafif almak için söylemiyorum. Bir çoban da gitse birisine dese ki arkadaş sen niye mezhepsizlerin yolunda gitsin? Ehli sünnetin yolunda gitsene dese gitse Allah-u Teala tesir alırsa Allah Allah der ya. Çoban doğru söylüyor der. Onun da hidayetine vesile olabilir. Cenab-ı Hak onu yaratmış. Onu yaratmış. Çoban vasıtasıyla hidayet erecek. Çocuk bile olabilir. Çocuk bile olabilir bu. Zaman zaman oluyor çünkü. Zaman zaman sonra oluyor. Efendim işte ben o kadar anlattım. Ya bu anlatmayla falan alakası yok. Ama siz niye anlatıyorsun? Mecbur ve mahkumuz. Cenab-ı Hak bu imkanı vermiştir. Bunu anlatacağız. Kimse dinlemese yine anlatacağız. Efendim gazeteyi kimse almasa Türkiye gazetesi yine de aynı şekilde o yazılacak. O kitaplar dağıtılacak. Kalpleri çeviren Cenab-ı Hak çünkü en çok sevdiği ve bütün kainatı hatır ve hürmetine yarattığı Muhammed Aleyhisselam'a Habibim sen sadece tebliğ et anlattı. Kalpler bana ait buyurdu. Öyle olunca bizim yapacak bir şeyimiz yok. İnsan üzülüyor tabii. Abisi, ablası. Hani yanacak, yanlış yapıyorlar. Gusül abdesti olmuyor. Bir sürü zındık var, mezhepsiz var. Efendim olur olur falan. Herkes nefsine tabi olduğu için yani biz siz böyle diyorsunuz. Zaten Mekkeliler de öyle diyor. Bir tek sen böyle diyorsun. Daha önce biz böyle şey duymadık diyorlar. Tamam mı? Bir tek sen diyorsun. Bu aslında çok çetin bir imtihan hocam. Yani safların tabii belli olması için. Tabii. Yani Allah-u Teala mesela daha önce bir hangisi Cemel vakasını bunu anlatırken Sıffin onu anlatırken söylemiştiniz yani o işin olması lazım. Yani, olması lazım. Tabii. Olması lazım. Peygamber Efendimizin olması lazım. İslam alimlerin olması lazım ki. Evet. Ve onlara sövenler ve sövmeyenlerin sevenlerin olması lazım. Şimdi kitaplarda bir şeyler anlatırmış. Bazen derine girmiyoruz ama bazen böyle gençler geliyor. Abi işte böyle itiraz ediyorlar falan filan. Falan şu kötülüğü yapmış. Din kitaplarında yazmışlar din büyükleri. Anlatmışlar da hayatlarında. Cenab-ı Hak cennette yaratmış cehennemi de. Cennet de derece derece, cehennem de derece derece. Herkes gideceği yerdeki derecesini arttırıyor. Cehennemdeki derecesini, cennetteki derecesini arttırıyor. Herkes bir şeye gidiyor. Bir hedef koymuş kendisine ve gidiyor. Allah-u Teala hepimizin ahir ve akıbetine hayır eylesin inşallah. Bu dinleyicimiz kitap verdim diyor. Kitap verince mesele bitiyor. Kitap verdim sana. Tamam. Yarın ahirette diyemezler ki ya sen bir haber verseydin verdim anlattım hiç hep itiraz ettiniz kitap da verdim onu da okumadınız orada sen çekil diyecekler sen vazifeni yapmışsın bunlara diyecekler. Gelin bakalım bir pazara çıktığınız zaman bile yok domatesin iyisi olacak çürüğü olmayacak elmanın çürüğü olmayacak iyisi olacak ucuzu olacak araştırıp duruyorsun. Canım ben ahmak mıyım? Arkadaş yani elmayı çürük yesen ne olacak? Miden bozulur işte doktora gidersin en fazla falan bir şey olur başka bir şey olmaz. Ama öbür türlü itikadın bozuksa, amelin bozuksa sonsuz olan cehennem azabına sürükleniyorsun. Ahmak mısın sen? Öyle deyince ne demek istiyorsun falan. İşte denmek istenen açık meydanda tercih ettiğin şey ahmaklıktır. Ama inkar ediyor dersen evet. O şey çok hoşuma gidiyordu. Bir yabancı filmde genç birisi, yaşlı biri, genç bir avukata, yaşlı birisi genç diyor ki ben ateistim diyor. Şeytana, meytana inanmam. O yaşlı diyor ki, evladım diyor, senin diyor şeytana inanmaman, şeytanı reddetmen, şeytanı seni aldatmasına mani midir? Daha çok aynı şekilde seni kandırır. Aferin aslanım dersen beni de inkar et. Allah'ı da inkar et, dini de inkar et. Sen benim yolumda gidiyorsun. Ya, şeytanın yoluna düşmüşsün zaten. Şeytanın yoluna düşmüşsün. Dolayısıyla efendim senin inkar etmen, öbürsünün inkar etmesi bu işin başına gelmeyeceğini, hesaba çekilmeyeceğini demektir. Sırattan geçmeyecek misin demektir. O hikaye o. Allah-u Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Bu cuma günün hatırı ve hürmetini inşallah. Amin. Teala.
Bir de böyle dedi, bir havuzda toplanıyor, ev alınıyor falan. Mahiyetlerini biz bilemiyoruz. Hani dinimizin emrettiği şartlara uygun bir şekilde oraya o havuza toplanan paraya biz size bunu aynı şekilde emanet diye verdiyse kullanamaz. Sana hediye ettim derse o da alıp bir ev alır, ona hediye eder. Bu şekilde böyle bir sistem, yani İslamiyet'in emrettiğine uygun bir şekilde yapılırsa olabilir. Ama karışık bir iş biraz. Dikkat etmek lazım. Tabii dikkat etmek lazım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.